Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Nihayet tatil bitti. Nihayet oradasınız. Gelirken fark ettik trafikten. Özlemişsinizdir. Rabarba canlı yayınla Joy Türk'te. İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Bendeniz Mesut Süre. Dün akşam olduğu gibi asla beni yalnız koymaz. Hiçbir konuk gelemedi. Şöyleyim, böyleyim, oradayım, buradayım. Kendisi iki akşamdır yayında. Merve Polat. Evet, ben. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk canım. Ne haber? İyi, sana ne haber? Thank you. Şimdi sevgili dinleyiciler, telefon alacağız. Şunu yapacağız. Bayram tatilinden dönenlerle şunu konuşacağız. Acaba bayramda başına ne aksilik geldi? Tatilde başına gelen aksilikleri konuşacağız. Birkaç anons. Günün sorusu daha güzel ama daha farklı. Ama önce bir iki anons bayram tatili konuşalım istiyorum. 0216 368 62 40 telefon numaramız. Daha çok yeni bir şey izledim de duygusallaştım azıcık yayına girmeden. Senle de paylaşayım. Hadi bakalım. Yine bir seyahat dönüşü. Uçaktalar bir çift. Pilot konuşuyor. Diyor ki yabancı Las Vegas'tan dönüş uçağı. Hı hı. Diyor ki sayın yolcular işte ben kaptanınız konuşuyor. Ben Philip. Ondan sonra şimdi diyor hep beraber 29E koltuğundaki Eri'ye dönelim diyor. Herkes Eri'ye baksın. Bir tane adam var Eric diye. Aha. Tamam mı? Ondan sonra sonra diyor ki Eric diyor belki diyor Las Vegas'ta kazanamadın ama büyük ikramiye senin diyor. Ondan sonra diyor ki çok yakında baba olacaksın. Yanında da karısı var. Başlıyorlar ağlamaya. Ya. İkisi de hüngür hüngür. Benim bindiğim uçakta şu yapılsa o uçaktan inerim. Çünkü o pilot bu duygusallıkla o uçağı uçuramaz. Ben sana diyeyim. Ondan sonra ben zaten devamına baktım haberi çakılmış o uçak. Şey mi? Duygusal mı? Duygusal güzelmiş ama adamın neden ağladığı da... Kadın ağlıyor önce. Kadın mı ağlıyor? Ağlıyor. İkisi de hüngür hüngür. Hani kadınınki zaten hormonlardan da adam belki de hiç çocuk istemiyor yani. Ne alakası var? Yine kaybettik falan diye ağlıyor olabilir. Sevinçten nasıl ağlıyorlar ikisi de? Görsen. Ya bebek haberi o kadar sevinçli bir şey mi? Çok bilmiyorum ya. Bir de sen yani bayağı bir maaş alan bir pilotsun. Yani böyle her yolcunun böyle özeli... Bize de diyorlar işte stand-up'a geliyorlar. Evlenme teklif edebilir miyim? Ama şimdi diyorum ki senle ay ne zaten edemezsin de diyorum. Hani bunu tartışmıyoruz. Edemezsin ama şunu da söyleyeyim şimdi sen edersen diyorum burada en az 3 çift daha vardır. Kesin. Sevgili olup yani bu yolu bir açarsak kapatamayız bir daha. Yani animasyon değil bu yani. Peki ben mesela evlenme teklif edebilir miyim senin sahnende? Edemezsin. Ki sen hiç edemezsin. Peki yani. Hamile olduğumu söyleyebilir miyim sahnende? Benden mi? Ha, onu, sen onu, de. Mesut hamileyim. Onun ihtimali zaten milyonda sıfır. Bir, ikincisi Allah Allah derim yani öyle bir şey yok. Saçmalama değil. Birincisi polisi ararım öyle bir şey dersen. İkincisi hastaneye ararım kafayı yemişim. Başkasından hamilesin diyelim. Benim sahnemde söylemeye kalktın orayı da ateşe veririm. Beni de bir çocuğu da döverim. Yani doğmayan çocuğun babasız kalır. Hayır babasını döverim. Ben nasıl döveyim? Affedersin Cen'in elinde çocuğu ben nasıl döveyim? Karnımı babasını eşek sudan gelinceye kadar döverim. Neden? Bilmiyorum. İçimden gelir. Yani ben biraz meyilliyim. Daya. Bahane bulurum yani anladın mı? Bir sebepten. Ya bu sebepten dövdüm demem. Ha. 20 dakika oyuna devam ederim. Bir sebepten döverim. Bulursun. Ha, bir sebepten dalarım o çocuğa. Hırsınla beraber. Herkesin de bilet parasını geri veririm. Onu da bil. Arkadaşlar verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. Hanımlar beyler. Ne oldu bayramda size? Demin telefonlar geldi ama biz uçaktaki bu şık hadiseyi konuşurken 0212 368 62 40 telefon numaramız. Bayram tatilinde başına ne aksilik geldi? Biz ikimiz de İstanbul'daydık. Ben de Merve'de. O yüzden bu aksilikleri çok mutlu dinleyeceğiz. Evet. Sizden. Yani keyifli. Hem de bir aksiliğini anlatırken radyosu başındakiler de oh en azından. Ben oh, öyle diyeceğim. En azından benim başıma gelmedi der. Alo. Alo merhabalar. Hoş geldin şekerim yayına ne haber? Hoş bulduk iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim ne güzel ses tonun enerjim var. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne oldu bayramda? Şöyle ki şimdi normalde bir yere gidecektik ama çok trafik vardı. Bu bildiğin gibi karşı tarafa geçerken bayramın ilk günü hani şey yapmayalım dedik. Çok fazla trafiğe kalmayalım. Çekelim bir yerde biraz oturalım keyfimize bakalım sonra devam edeceğiz. Tam da bilmediğim bir yerdeyim.
Şeyden telefondan navigasyondan yol tarifi açtım. Hani bildiğim tek bir yer var. Oraya gideceğim, orada oturacağım, bekleyeceğim trafiğin rahatlamasını. Azıcık sert var yanımda. Sert, belgisiz zamirlerle yaktır yayını. ne kadar genel konuştum. İstanbul'dayım, Top Ağacı'na gideceğim. Orada da bir tane bir yer biliyorum. Tamam. Ondan sonra ama ara yollarda falan giderken bir tane navigasyon en sonunda son bir sokağa sattırıyor beni. Giriş yok, farkındayım. Ama dedim ki kaçarım hani önümde dünya, İstanbul gibi şehirdeyiz. Günde 500 bin araba karşılaşıyordur belki, çıkmaz yol şeyle, tek taraflı yola giriyordur. Ondan sonra girdim, karşıdan araba geliyor. Net bir şekilde ne yaptım? Gittim ilk cebe girdim. Farz et ki oraya park ettim mesela. İlk cebe girdim, adam kadın var karşısında, gayet de rahat geçebilecek bir yerde. Bana dedi ki geri git. Neden dedim? Öyle istiyorum dedi. Burası ters yön ama geçebilir. Geçmeyi kabul etmiyor, arkadaki insanlara da yol vermiyor, bana da yol vermiyor, kendisi de gitmiyor. Tek bir isteği var, ben geri gideceğim ve o öyle geçecek. Hadi bağla, böyle sonunda ne oldu? Sonra ne oldu biliyor musun? Neyse kavga ettik falan filan, ben geri gittim, arabadan bir indim, daha iki lastiğim patlamış. Şaka yapmıyorum gerçekten, bu şekilde aslında bu çok uzun ve kötü bir hikaye. Ama Allah'tan kısa anlattın. Hadi öptük, iyi bak kendine. Bereket, kısa anlattın. Allah'ın cezası 3,5 dakikadır bir gelemedi sadede. Trafik kurallarına uysun. Ya karşıdaki de net haklı. Evet. Yerden göğe haklı. Bir de muhtemelen öğretmendir o gelen. Ters yöne girmişin, kadın sana geri git diyor. Daha ne diyecek bu kadın? Allah Allah. Kadıköylü kadın kolları gelmiş. Burada küçük talihsizlik, lastiklerinin patlaması, orada da beter ol diyerek. Hak etmişsin. Bir de zaten uzun da anlattın. Keşke diğer iki lastiği de patlayaydı diyerek. Çantların üzerinde gideydin. Keşke çant gideydin. Çok isterdik biz. Vallahi müthiş isterdik. O gideceği yere de ulaşamayaydın. Hanımlar beyler, bu arada küçük bir sorumuz var. Acaba İstanbul eski haline döndü mü? Yoksa insanlar birleştirdi mi tatillerini ve hala trafik az mı? Sizden ricam, şu anda bize bir trafik raporu vermeniz. Instagram Mesut Süre hesabında Merve ile bir fotoğrafımı paylaştık az önce. Onun altına şu anda sesimi duyan tüm dinleyicilerimiz yazabilir mi? Şuradayım, trafik şu durumda. Buradayım, trafik şu durumda. Şunu bir yazabilir misiniz sevgili dinleyiciler? Acaba ne haldesiniz? Trafik var mı? Eğer dün akşamki gibiyse, biz dün de canlı yayındık çünkü kimse yokken yollarda. Evet. Yine öyleyse aynı tongaya bir daha düşmem. 7'ye 10 kala bir sebepten tansiyonum düştü diyerek kaçarım bu yayından. Öğretmenim, Merve'nin tuvaleti geldi dersin. Öyle Rönesans tabloları var biliyor musun? Evet, ona caps yazıyorlar. Öğretmenim başı ağrıyor, azıcık çıkabilir miyiz diye. Bir tane şey gördüm. Heykel, Rönesans heykeli. Neyse. Alo. Unutma. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Mustafa. Daha yakın konuşur musun? Bir kulaklık bir şey var galiba. Bluetooth var. Şimdi daha güzel. Gayet iyi. Buyurun. Acaba tatilde ne oldu sana? Tatilde ne oldu? Abi şimdi bir tur satın aldım. Karya turu Marmaris tarafına gidiyor. Bir önceki yılda Kuzey Ege'ye gitmiştim. Tekne turları falan böyle çok sevimli geliyordu. Yalnız bu sene herhalde o zaman bayram zamanı gitmemiştim. Ya yemin ediyorum sana, bir tane tekne içerisine 4 otobüs insan alıyorlar. 40 dakika yüzme molası. Tam Akvapa. Yolculuk eden Suriyeliler var ya, aynı abi, aynı o şekilde Ege Denizi'nin üzerinde sürekli bak 25 dakika geminin boşalması, tahliye edilmesi, 25 dakika geri dolması o yüzen insanların. Yani 40 dakika mı oluyor, hiçbiri 40 dakikayla sonuçlanmadı, herkes çiftliğinde tatilden. Teşbihte hata aldı azıcık ama olsun. Bir de bir şey söyleyeceğim abi, sen numarayı 0216 olarak veriyorsun ama 212 ile 216 şey veriyorum oğlum ben. Aynen. Aa. 0-212-368-62-40 doğrusu bu. Belki o yüzden az telefon bağlanıyor, bilgin olsun. Yo, az değil koçum, biz açmıyoruz burada. Sen hey yavrum. Sen daha tanıyamamışsın bizi. Hadi öptük, bay bay. Ben dün de basketbol maçı için insanları ülke arasındaki maça Sinan Erdem'e gönderdim. İnşallah 216'yı arayıp bağlamak istiyoruz diyorlardır. Çok ya, merak bu numaranın 216'sını biz arayalım arada. Arayalım ne mı acaba? Kim acaba? Bir gün arayalım. Ya böyle şey falan çıkıyor, diş hekimi. Ondan sonra George avukat. Sürekli arıyor bizi. Bizi arıyorlar biz değil mi? Dünya Türkiye. Baksana, çocuk doğru söylüyor. Bu arada 7 hat aynı anda yanmaya başladı. Deminden beri 216 diyormuşum. Bu benim 100. yayınım burada. Alo. Alo. Ne yaptın tatilde? Ne geldi aksilik başına? Abi selamlar. Biz iki tane evli arkadaş.
çeşitli müzakereler sonucunda hanımlardan iznimizi aldık. Vay. Ve Rodos planı yaptık. Tamam. Ve bir otel ayarladık. Tamamen gayri ihtiyari otelimizi ayarladık ve otelimizin karşısında bir strip club vardı maalesef. Ve sonunda da hanımlar bunu araştırmışlar ve bir şekilde öğrendiler. Tatilimizde ziyan oldu. 3-4 günün sonunda bayağı paparalar yere. Siz bu striptize gittiniz ve öğrendiler öyle mi? Gitmedik, hayır, tam karşısındaydı ama yani bizim camımız çok güzel, bana da yalan söylüyor. Camdan bak. Ya bakıyoruz aksi. Balkondan bakıyoruz. Abi. Bakıyoruz ya. Allah Allah. Gerçekten gitmedik ya. Ya tabii bu oğlum. Tabii bu abi. Gitmediniz ya. Tabii ki gitmediniz. Bari gitseydiniz öyle azar etseydiniz ya. Değil, daha kötü. Azar etseydik zaten. Yani canım yanmayacaktı gitmeden. Çok kötü oldu. Ama her türlü azar yiyeceğinizi biliyorsunuz. Niye gitmiyorsunuz ya? Yalnız da böyle de manzara. Ya bir otel deniz manzaralı olacağına striptiz manzaralı olsun yemin ediyorum. İstesem hayal diyemezdim. Yani. Tabii. Yani. Görünüyor mu içerisi yok, peki? Yok, öyle olur mu? Öyle mi? Mustafa inanmazsın. Şeffaf ya. Dışı vitrin gibi. Dışı şeffaf. Allah Allah. Böyle eller çağırıyorsun geliyorlar. Öyle bir şey. O noktada değildi abi. Hadi öptük, sağ olasın. Ama şeffaflık konusunda bir şey söylemedi farkındaysan. Kafada değildi abi dedi ama. Açık gözüküyor galiba. Alo. Hadi açıyorlar. Alo, merhabalar. Hoş geldin evet. Şekerim. Ne haber? Ne yaptın tatilde? Ne geldi başına? 10 günlük bir tatil programı yaptık işimle. Ne yaptınız? Arabaya İstanbul. 10 günlük bir tatil programı 10 yaptık. 10 günlük, tamam. Evet, İstanbul'dan Bodrum'a gittik. İlk rotamız Bodrum'da. Arabayla? Evet, arabayla. Eşim çok güzel araba kullanılır normalde. 10. gün sonunda artık İstanbul'a döneceğiz. Ve otelden çıkarken bomboş otoparkta tek arabayı bulup ona çarptı. Bodos'ta ben laps diye girdik biz. İşte şanssızdım evet. Gerçekten ya. İyisiniz değil mi? Bir şey yok. Yok, bir şey yok. Tamam, bir arabaya çarpmak da ama çok komik bir şey yani. Hadi öptük. Amcam var benim bir tane Bursa'da. Zeki amcam. Hanımına araba kullanmayı öğretiyor. Hı hı. Ondan sonra sürekli işte sağ yap, sol yap. Yavaş yavaş böyle gidiyorlar bilmem ne. Tak diye ağaca giriyorlar. Ondan sonra hanım diyor ki ya ama frene bas demedin. Ya diyor ki onları sen kendi idrakınla hür iradenle inisiyatif kullanırsın diye söylemedim diyor. Yani, yani hani... ağaca doğru gidiyoruz. Ona vurmazsın diye düşündüm yani. Zaten 20 ile gidiyoruz diyor. 0212 368 62 40 0212 tatilde ne geldi aksilik başına? Biz İstanbul'daydık, aksiliklerinizi dinler mutlu olur bir yayındayız bu akşam sevgili dinleyiciler. Bu arada trafikte misin, neredesin ve bana Instagram Mesut Süre hesabından yaz, biz de görelim acaba yollar hala boş mu? Çok Merve boş ile beraber değil. Merak ediyoruz. Çok değil, köprüler trafik değildi, evet. Köprüler azıcık trafik, bir de ben dün de geldik Masla. Bir Allah'ın kulu yoktu burada plazalarda. Evet. Ondan sonra bugün yine şimdi maksadını aşmasın, eşek gibi herkes mesaisine dönmüş. Gelirken binlerce insan boşaltıyordu plazaları. Evet, metrolar falan da çok kalabalık. Servis bekliyorlar böyle çalışanlar. Onlar çok değişik görüntüler, böyle şey anaokul çocukları gibi. Bütün çalışanlar bekliyor böyle çıkışta. Servis de gelmemiş. Sıkışmış bir yerde herhalde. Böyle yer kapağı minik minik küçük küçük. Ne güzel giyinmiş ama hala böyle yer telaşında bir takım kadınlar. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hoş geldin hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Buyursunlar. Acaba ne geldi aksilik başına? Abi Ihlara Vadisi'nde kaybolduk eşimle beraber. Çok net girdi ya. Eşim hala yok Mesut Bey. Bulamadım. Abi sonrası daha kötü. Sonra böyle bayağı para bayılarak bir pansiyon bulduk. Pansiyonda o gün etkinliği vardı. Karaoke. Böyle Türkiye'nin en bet seslileri, en böyle şey sessizleri toplanmışlar hep beraber karaoke yapıyorlar. Biz de böyle saat onları dinledik. Zaten karaoke, yani bana soracak olursanız dünya böyle sahne tarihinin en kötü buluşu. Bence de yani en kötü aktivite. En kötü ya, açık ara en kötü. Hı. Yani tanımadığın bir takım insanlarla aynı ortamı paylaşıyorsun. Mikrofonu ellerine geçiriyor iki tane cırtlak kız. Hı. Düzenli olarak bağırmaya başlıyorlar. Şarkıyla alakaları yok. Ondan sonra ve sıra sana gelmiyor. Onları dinlemek zorunda kalıyorsun. Alttan böyle yazı geçiyor. Onu takip ediyorlar göğe ama saçma sapan sözler söylüyorlar. Yani cehennem. Benim rüyama falan giriyor karaoke bazen. Terli terli uyanıyorum. Hem bizi kaybettin hem de getirdiğin yere bak diye hanımdan etmeyin. Keşke
bulamayaydık burayı. Keşke vadide kalaydık. Vadideki zambak. Az sonra. Az sonra Rabarba'da. Oğlum vadide kaybolmak çok koymuş gerçekten. Peki kaç dakika kayboldunuz? Arabayla mı kayboldunuz? Arabayla kaybolduk. Bir saat falan böyle ama hani şey, sol tarafımız kayaysa sağ tarafımız uçurum. Hani sanırım bu kayanın önünden daha önce geçtik falan diyordum. Ulan, yani bir de hayat öyle kaya kayaya benzer. Yani anladın taş mı? Taş abi, taşı taştan ayıramazsın kolay kolay yani. Yani bir referans noktamız da yok yani, kaya yani. Allah Allah. Öptük, iyi bak kendine. Bir zamanlar Anadolu'da da şey vardır ya, ilk sahnesinde top gibi bir ağaç vardı. Ha. Onu ararlar böyle bayağı. Özgürlük konu gibi işte, bir kaya vardı diye onu arıyorlar. Çok güzel filmdir ama. Çok güzel film. Elma yuvarlanır. Evet. Bir zamanlar Anadolu'da. Bir tane elma. Elma yuvarladı. Filmin özeti öyle kaptı zaten kandan da ödülü. Tabii. Yani bayağı, metaforlar. İşte elma göya hayatın sillesini yiyor. Çamurlanıyor. Ben öyle anladım o elmanın yuvarlanışını. Böyle bayırdan aşağı Nuri Bilge Ceylan bir elma yuvarlamış sevgili dinleyenler. Elma da sonra dereye karışıyor. O da şey demek, ne yaparsan yap. Yıkanırsın, aklanırsın. Ne yaparsın? Bu ikide aklanırsın. Sonu temizlik. Bu ikide çok uyuk işte, bu ikide aklanırsın. Evet. Hangi suça bulaşırsan bulaş, bu ülkede pir ufak görürler. Mis. Üç gün sonra bey derler o elmaya. Evet. Elma bey diyeceksiniz. Üç gün sonra siyasete girer o elma. O ne diyorsun? Hayat hep böyle. Üç gün sonra belediye başkanı. Ya. Sonra cumhurbaşkanı gidiyormuş. Hanımlar beyler, 18.23 yayın saatimiz. Sevgili Merve Polat ve Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Bu akşamın mükemmele yakın bir sorusu var. O da şudur ki, dümdüm tatilde başına ne aksilik geldi? Bir anons daha konuşacağız bu soruyu. Ondan sonra geri geleceğiz. Ayrılmayınız, kısa bir ara. Dümdüm dümdüm. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. JoyTürk bir karnaval radyosudur. Hanımlar beyler, Rabarba devam ediyor. Gördüğünüz gibi geldiğimiz radyoyu hemen başımızın tacı yaparız. Tabii ki. Hemen jingle'larını tekrarlarız. Türkçe pop'un en iyisi JoyTürk, JoyTürk. Bravo. Keşke bana seslendirseler. Boşuna başka yerlerde arıyorlar. Samimiyeti. Halktan biri olsaydı. İçeriden biri. Yani sesini kullanamayan. Hanımlar beyler. Ne geldi tatilde başına? 0212 368 62 40 tatil aksilikleri konuşuyoruz. Tatilden dönenlerle. Bugün işbaşı yapanlarla bir kısım insanlar Instagram storylerinden de takip ettiğimiz üzere hala bikinilerini ve çıkarmadılar mayolarını. Hala denizdeler. Yakacağım artık ya, sinirim mi bozuluyor? Akşam sofralarını kuruyorlar. Hala maşallah 10-15 kişi bir masa etrafında içebiliyorlar alkolsüz. Bu insanlar kim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Çok şaşkınım. Ben de çok şaşkınım. Can ya. Yılmaz yazmış, tweet atmış geçenlerde. Yani ismi lazım değil, takip ettiğim demiş, %18 ünlü demiş birileri var. 3 aydır tatildeler, bu değil benim suyu nereden geliyor? Düşün. Çünkü tatil dediğin yani Alaçatı'da 3 ay geçirmek için İspanya'da ev alırsın yani bunun yerine. Yunanistan'a yerleşirsin. Evet. Anladın mı yani, öyle şey ucuz da değil yani bizim. Değil, tatil gereksiz yerlerimiz. Pahalı hatta. Lahmacunundan hamburgerine epey pahalı. Gereksiz pahalı. Ha değil mi? Baya baya pahalı. Enteresan haberler var elimizde. Bir taraftan da telefon alacağız sevgili dinleyenler. Tatil aksiliği konuşacağız sevgili Merve ile beraber. İçimizi gösteren süper kamera bulunmuş. İçimizi mi? Şöyle. Röntgen o. Değil işte, ben de ilk öyle dedim. Bilim insanları vücudun içini gösteren yeni bir kamera icat etti. Kameranın tıp dünyasında çağ atlatması bekleniyor. Yeni kamera, doktorların dahili inceleme yaptıkları zaman endoskopi gibi tıbbi cihazların vücut içindeki ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olarak şekilde tasarlandı. Olacak şekilde. Yani doktorların da kullanacağı bir kameraymış. Tıp dünyasında şu anda ağırlıklı olarak yüksek maliyetli röntgen gibi tarama teknolojileri kullanılıyor. Bu kamera ise vücudun içindeki ışık kaynaklarını tespit ediyor. Böylece endoskop aletinin uzun esnek tüpünün ışıklı ucu tespit edilerek kaydedilen ilerleme izlenebiliyor. Yani vücudunda bir ışık var. Evet. Onu takip ediyor kamera. Bir yandan. Alo. Alo, alo. Bakalım kimmiş? Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Yaş kaç? 4 mü?
hastayım. Ay bir şey demiyorum canım. Ne güzel. Çocuk çocuk tatlı tatlı sesiniz var. 2013 doğumlu gibisiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler. Merhaba. Öncelikle olarak çok isteyerek bir tatile gittik eşimle. Nereye? Kıbrıs'a gittik. Bütün sene çalışmıştık ve ben işte istikliği yaptığım için senelik izin de yoktu. Bayramı değerlendirelim. Tamam. Ve ben tatilin ikinci günü hasta oldum. Her şey dahil olan otelde sadece ıhlamur. Öf, çok şanssızlık ya. Çok fena. Ya bu kadar şanssızlık olamaz. İnanın o kadar kötüyüm. Geldim işe başladım. Herkes dalga geçiyor benimle. Sen nasıl tatile gittin diye. Yani durum bundan ibaret. Sadece denizde bir kere falan ayağımı sokuyor. Benim odadaydım. Valla Kıbrıs deyince ben şey zannettim. İkinci günü Mesut Bey kocamın arabası dahil her şeyi kaybettik. Evet ben de öyle düşündüm. Çünkü Kıbrıs öğütür. Ben gidiyorum ara ara. Kıbrıs öyledir. Kıbrıs'ta dönüş için arkadaşlarını ararsın bana bilet al diye. İyi ki diyorum geçen sene gitmedik. Geçen sene evlendik. Çünkü herhalde dedim takıları bırakırdık burada. Yani bir günde biz ufak tefek bir sefer oynadık ama... İyi oldu. Ben her Kıbrıs'ta perşembeden perşembeye bilet alırım. Öbür haftanın pazartesi 20 kişiyi ararım ne olur bana bilet al diye. Çünkü kumarhaneye şöyle şeyler söylüyorsun bir zaman sonra. Bana kredi açar mısınız? Beyefendi tanımıyorum sizi niye kredi açalım diyorlar. Ama ben ekrana çıktım birkaç kere daha evvel. Böyle saçma saçma şeyler söylüyorum. Açmış YouTube'dan. Çünkü yani kumarhanenin içerisinde hiç parası olmadan eli cebinde gezen tipler var. Onlardan evet. Alıyorsun bir anda. Doğru söylüyorsun. Yani o yüzden evet. Çok böyle tatil yöresi denemez. Kıbrıs'tır, Batum'dur. Buralar şeydir. Dönebiliyorsan dönerse senindir yani bu hayat. Anladın mı? Hastalıkla kurtardım o zaman. Sen yani gerçekten Allah yardım etmiş. Evet. Ihlamurla yırtmışsın. Doğru. Çok teşekkür ederim. Seni yayınlar. Ay, enerjiye bak. Allah'ın cezası. Hadi öptük bay bay. Görüşürüz. Hastayken böyle düşün. Tabii. Her şey dahil otelde ıhlamur içmek çok komikmiş gerçekten. Çok acı verici şey bir şey. Denize de girememiş. Bunu alabiliyor muyum? Evet. Bunu alabiliyor muyum? Tabii. Ama bu, alamıyorum. Tabii. Ben bir ıhlamur rica edeyim. Bunu alabiliyor muyum şişeyle? Tabii. Ama ıhlamur. Bir tane daha ıhlamur. Ne kadar kötü. Koskoca Kıbrıs'ın 5 yıldızlı otelini aktar gibi kullanmış. Allah Allah. Ne fenaymış. Arkadaşlar hadi günün sorusuna dönelim. Süper bir sorumuz var bu akşam. Yine bol bol telefon alacağımız. Hazır döndünüz. Bu akşamın sorusu şu. Cevaplarınızı da Instagram'dan şu anda Mesut Süre hesabından yığınız ki ben de oradan da okuyayım. Telefon da alalım. Kayınvalidene, kayınpederine 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ve nereden kırdın? Yani oraya cevap yazmak istemeyebilirsiniz. Çünkü isminiz belli olacağı için. Yani atıyorum hanımı dinlemeyen vardır. İşte beyi dinlemeyen vardır. Onlar yazsınlar. Ama... Kayınvalide ve kayınpeder çekiştireceğiz bu akşam yayında. Bir de gelen telefonlarla da şeyi konuşacağız. Eşinin annesine babasına ne zaman anne dedin? Of çok fena. Ne ara dedin? Yani tanışır tanışmaz mı dedin? Hala mı diyemiyorsun? Dedirtmiyor mu? Bazı kadın dedirtmiyor. Ben senin teyzenim yavrum diyor. Ha. Tabii bazı kadın istemiyor yani. Bazısı hiç demiyor gerçekten. Demiyor demiyor. Yani demeyen var üzülen kayınvalide var. O var. Adam demiyor mesela. Kayınvalide üzülüyor. Ya da kadın demiyor. Üzülüyor yani. Evet onlar da var. Sen peki anne baba denmesi gerek. Ben mesela atıyorum 3 günlük flörtüm. Anneciğim diye yolda karşılaşmışız. Bir şey de yok. Anneciğim diye sarılıyorum. Öpeyim anneciğim. Daha, öpeyim anneciğim bu kızı bana ver anneciğim. Ben öyleyim. Yani daha yani flörtümün 3. günü ya. Salı tanışmışız perşembe. Hemen anne. Kızla tanışıyoruz diyelim. Bir kez... Öpüştük. Evet. Hemen diyorum ki annemler nasıl? Yani artık onlar bizim annemiz. Annemiz babamız. Analarımız. Hemen nasıl bir boşluksa ben. Kadın anam diye. Benim canım anam. Benim anam ya. Ama öyleyim yani. Ben değilim de sen herhalde. Sen mesela uzun ilişkin vardı anne baba diyor muydun? Hayır canım annemin aslında. Ha demiyor mu? Demedin. Ben evli miyim Mesut? Evlendim boşandım gibi konuşuyorsun. Ay tamam da mesela uzun sen şimdi seversin uzatmalı ilişkileri. Mesela bayılırım. Mesela böyle uzun uzun ilişkilerde de denmiyor mu anne baba? Hayır. Neden? Demem. Niye diyeyim? Ama hayır. Mesela şunu diyorlardı.
işte bir sürü tanıdık oluyor ya artık, akrabalarla falan da tanışmış oluyorsun, komşularla falan. İşte şey diyorlardı, gelinin geldi hadi gözün aydın falan filan diyorlardı ona, ama ben hiç anne baba falan senin yanında demedim. Diyorlardı. Tabii hoşuna diyorlardı. Gidiyor muydu bu? Yok, biraz gitmiyor geriliyordum. Muydu? Ha, değil mi? Geriliyordum. Yok, geriliyordum evet. Daha öyle bir şey yok filan dersin. Aynen, yani. Ne evet, alaka evet. Filan olur insan. Ya, uzun ilişkide olsa geriliyorsun. Bir adı al işte bak, uzun ilişki ne oldu? Ne oldu? Bak, hani, dedin ne oldu? Hadi anne dedim, baba dedim, kredi çektim onlara ama ne oldu? Ayrıldık. İşte bitti, gitti. Allah Allah. Ana, mesela öyle çok yaşamadığım için o tip uzun anneli babalı ilişki. Aman yaşama, iyi bir şey değil zaten. Şeyi merak ediyorum. O anneyle babayla mesela para ilişkisi oluyor mu aranda hiç? Borç mu isteyeceğim? Ha. Aa, delirdin herhalde. Yani nasıl karşılanır bu? Ben de mesela şey oldu işte, bitti ya her şey, dedim ki tazminat istiyorum dedim, babasını aradım. Ben dedim yıpranma payı istiyorum. Ha, amortisman payını isteseydin. Tabii istedim. Stopaj vergini alsaydın. İban gönderdim. Bravo. Hı-hı. Bunlar yapılır. Ödeme yapıldı tabii. Biz şimdi mesela Twitter'a iban atabiliyoruz mu? Hayır, merak ediyorum. Bu serbest mi? İstersen yani? At. Hayır, benim şimdi 80 bin tane takipçim var. Ben oturdum iyi bana. Bir milyon verdi. Hayır, bir milyon, ya milyon ne teyzem kılıklı. Aa, bir anda nereye gittim? Bir milyon diyor ya. Bir milyon diyen kadın da ben 8'e kadar ne konuşacağım ya? Yazıklar olsun, ikinci günüm. Ama bir milyon dememelisin yani. Dedem gibi oldum. Dedem ya. Şimdiden iyi ben attım Twitter'a. Attın evet. Ondan sonra arkadaşlar dedim ki, arkadaşlar annemin ameliyatlı yerine gelmiş. Öyle bir şey vardı ya. Evet. Ameliyatlı yerime geldi diye çocuk yalanı. Dedim ki işte arkadaşlar bir şey de değil, ihtiyacım var. Böyle çok rahat adamlar var ya. Bir lira versene bir şarap alayım diyor. Abi biriktirmiş. Bir lira eksik diyor. Bir lira eksik diyor, şarap alayım diyor. Evet, sokak. Öyle rahat adam var yani. İşte öyle bir şey yazdım Twitter'a ben de. Arkadaşlar böyle böyle. Kıbrıs'a gideceğim. Tutar. Arkadaşlar 3-5 demeyin. Bir şey ya, 3-5 demeyin bir şey. Yani yatıran olur illa o kadar. Kesin olur. Değil mi? Kesin olur ya. Azıcık imajdan gider. Minik. Ya eğlenmek için bile yatıran olur. Ama senin imajından mı gider? Tabii gider. Sonra bir daha ama mesela para yatıran şey yapar. Mesela oyuna gelir, çıkışta der beraber oturacağız. Yani otur der. İşte adam ya 1000 lira yatırmış adam. Aha. O saatten sonra kölesi olursun. Para öyle bir şey. Binin kölesi mi? Hayır hayır. Yani en az bir 2-3 sefer onun dediklerini yaparsın. Yaparsın kesin. Tabii hani tabii. Öyle olur. Hani işin bütün şeyi kaçar. Matematiği kaçar. Mesut bir de benim şakamı yapsana falan diye sana oturduğu yerden şey yapıyormuş. Geçen güldüydük ya Mesut. Yayında at, yayında mesaj atar. Bunu de. Bunu söyle, bunu de. O gün nasıldık ama? Vallahi adımı söyle. 1000 lirayı geri alırım diye. Yani bu matematiği işte, bu aslında normal ilişkilerde de var. Tabii normal ki var. Arkadaşın arkadaşın. Hı-hı. Bir taraf alacaklı, bir taraf borçlu oluyor bir zaman sonra. Sonra o aradaki hissiyat matematik değişiyor. Garip oluyor yani. Hani evet. Tuhaf oluyor. Bir de vermemişse öbür taraf. Paranın girdiği şey. Yani mesela Seinfeld'in bir lafı vardır. Jerry Seinfeld'in. Hı. Der ki borç seks gibidir. Hı. Arkadaşınla bir kere bu topa girersen bir daha asla eskisi gibi olamazsın. Arkadaş olamazsın diyor. Ya eskisi gibi diyor. Bunu yani Seinfeld diyor. Komedyenin ağzı diyor. Kelimeleri düşün. Değiştirmeden. Düşün. Söyle, düşün yani bu adam. Bu kadar. Hani en son Seinfeld'in son bölümü 1 milyon dolar almışlardı kişi başı. Bölüm başı. Keşke biraz borç alsaydı. Tabii o sıra zaten başlarım arkadaşına yani. Ya bana ne canım. Bir daha ne göreceğim. Bir tane şöyle alıp yürüyen arkadaşımız olmadı be. Tüy Allah. Hanımlar beyler, kayınvalide konuşacağız birazdan. Herkes bir cevabını hazırlasın. O yüzden telefonları açmadık şimdi. 0212 368 62 40. Küçük bir reklam arası. Ondan sonra Rabarba devam edecek. İsim vermeden arayabilirsiniz yayınımızı. Kayınvalidene, kayınpederine 10 üzerinden kaç veriyorsun? Nereden kırıyorsun? Ya böyle annenden babadan puan kırılmaz Mesut Bey. Şimdi onlar tamam. Onlar zaten cepte. Biz zaten bu işin mizahi tarafındayız yani. Evet. Ha, nereden kırıyorsun? İlla bütün kayınvalidelerin derdi gamı vardır. Bu iş böyledir yani. Özellikle gelinlerden bol bol telefon bekliyorum. Evet, kadınlar yuko. Arka arkaya gelin arasın istiyorum. Çeken gelinler. Buyurun gelin. Nerede çekmiş var, yayınımıza bağlansın. Hadi geleceğiz birazdan. Mesut Sürey'le Rabarba devam ediyor. Şu tipimle 2.01'im, 130 kiloyum, hasrete gebeyim cümlesi hiç olmadı. Yani hasret birikmiş. Yani yabancılaştım. Bir de gözlerini kısıp falan bana bakıp. Gözlerini kısıp hasrete gebeyim dedim ve
aynaya bakamayacak hale geldim sevgili dinleyiciler. Ve bu hadi biraz kayınvalide konuşalım. 0212-368-62-40. Acaba kayınvalidenin kayınpederine 10 üzerinden kaç veriyorsun? Nereden kırıyorsun? Asla isim verme. İsim vermeden arayabilirsin. Bir de asıl güzel sorumuz da hemen kayınvalidene, kayınpederine anne, baba dedin mi? Yoksa hala mı demedin? İlk nerede dedin? Bunlar önemli. Ayrıntılar. İlişkinin bunlar böyle mirengi noktaları. Sana hayatımda aldığım ilk evlilik teklifinin nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Mesut'un bu işte kaynanaya anne demek falan. Aha. Ben liseden dönüyorum. Okuldan? Evet okuldan dönüyorum eve. Bizim de mahallede sürekli böyle beni beğenen bir çocuk varmış. Her okul çıkışıma da bekliyor ki ben geleyim. Bir gün böyle sokakta şey dedi ben geçerken yanından. Anama ana diyesin, babama baba diyesin. Yani demek ki hani evlensem hemen ana diyeceğim. Alo. Alo merhaba. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Hiç isim vermeyelim. Evli miyiz? Evet. Güzel. Hadi. Kayınvalidemize 10 üzerinden kaç veriyoruz? 6. Bayağı düşük. Epey düşük oğlum. Yani zaten insan olduğu için 5 verilir. Bir de kızını almışsın. İyi valla 6. Nereden kırdın? İsmimi hiçbir zaman doğru söyleyemedim. Hadi be. İsmin ne? Boşver. Ama şimdi bak örnek. Tamam. O nasıl yanlış söylüyordu? Ya tamam dur ismini söyleyeyim hatta. Nasıl değişim şu an dinlemiyor eminim. Benim adım Umut. Beni biliyorsun zaten. Tamam. Kayınvaliden bana ya Ümit diyor ya Yumit diyor abi. Yumit mi? Yumit mi? İnanmadığınızı biliyorum ben inanmadım. Muhakkakten böyle söylüyor ya. Yumit. Hadi yaptık Yumit. Yumo. Görüşürüz Yumo. Alo. Abi merhaba. Hoş geldin hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam kaynanama 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 veriyorsun. Nereden kırdın? Abi ne? Valla o kadar çok iyi ki aslında bana karşı... Kırdın ne bileyim yani. Oğlum hasta mısın sen? Bir sebebi olması lazım. Ha. Dışarıdan içeri girdiğim zaman düşün yani. Bana hürmetten ayağa kalkar hoş geldin oğlum der. Böyle çok da iyi davranır. Tamam. Ama kendi annem değil ki abi yani. Allah Allah. Beni doğurmadın. Ya nanköre bak. 30 sene öncesine gitmiş. Doğuraymış. Beni doğuraymış. O zaman 10 verirdim. Teşekkür ederim. Bence kendi annesine çok kızgın. Niye bu beni doğurmadı diye ağlıyor. Alo. Alo. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, inanmıyorum. İlk defa aradım ve bağlandım. Ne kadar şanslıyım. Güzel. Buyurun efendim. Acaba kayınvalidenize kaç veriyorsunuz? İki. İki mi? İki olmaz. İnsan yani edindiği kediye 4 verir. Hani iki çok düşük. Köpeğim var benim 6 mesela. Buyurun. İşte kedim köpeğim yok. Onun için 2 diye değerlendirebiliyorum. Buyurun. Nereden gitti 8 puan? Oo yani 11 yıllık evliyim işte. Her yıla bir puan bile kırmadım öyle söyleyeyim. Örnek verin bir tane. Nesinden haz etmiyorsunuz? Yani mesela tek bir tane oğlunu evlendirdi benimle. Tamam. Hiçbir şeye karışmadı. Tamam. Hiçbir şeye fikir yürütmedi. Yardımcı olmadı. Çeyizine hiçbir şey almadı. Askere gitti geldi. Oğlu hiçbir şey yapmadı. Yani böyle bir rahat. Doğru patmış. Çocuğu tanıyor mu dışarıda görünce? Bu benim yavrum diyor mu bir kere de? Evet. Instagram'da falan Facebook'ta beğeniyor sağ olun. Destekçi. 2 puanın nereden geldiği belli oldu. Like'lardan. 2 puan like'lardan. Aynen. Çocuğunuz var mı efendim? Yok şu anda. Ha tamam ama olunca bakar mı sizce? Olunca mı? Yani bu rahatlık da biraz zor. Valla. Vermez o çocuğu sen, unutur bir yerde. Sen peki. Ya, şöyle oldu. İlk evlendiğimizde diyorduk ki çocuk yapmayın daha çok gençsiniz hayatınızda yaşayın falan. Şimdi diyor ki işte 11 yıllık evli oldunuz uzun zaman oldu çocuk yapın ama ben yaşlandım tabii bu arada. Kim bakacak çocuğa diyor. Dolayısıyla biraz sıkıntılı yani. Peki teşekkür ettik öpüyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, İyi yayınlar. Ama bakmayacağını belirtmiş zaten farkındaysan. Ben yaşlandım ya. Hanımlar beyler tam olarak bu minvalide konuşacağız bu akşam. Kayınvalideli kayınpederleri isim vermediğimiz için kimseyi rencide etmeden 10 üzerinden puan vereceğiz ve nereden kırdığımızı anlatacağız. Aa, anne baba dedim mi diye sormadık gelen telefonlara. Evet. Unutmayalım bir dahaki sefere. 0212-368-62-40 hatlarda bazen problem olabiliyor. Aynı anda yanıp aynı anda sönüyor hatlar. Düşebiliyor arkadaşlar. Israrcı olun. Alo.
Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de kayınvalidemi 10 üzerinden 4 veriyorum. Oğlum çok komik 4-2. Evet, nereden kırdınız efendim? Ya ben aslında sıfırla başladım, verdim yani. Allah razı olsun gerçekten. Lütfettiniz 4 puan. Buyurun. Buyurun. Deminki hanımefendinin tam tersi aslında. Bizi tam şey veriyor yani. Fazla pahalı karışma vardı. Aha. Yani çocuğun isminden tutun eve giden gazeteye, tuttuğumuz takıma, tuttuğumuz rakıya kadar böyle sürekli bir didikleme hali ve bir böyle veli gibi. 20 imza yani atıyor. Neredeyse. Öğretmenimle yani gidiyor, zamanla, benim adıma konuşuyor. Buyurun. Zamanla yönetebildik yani. Yönetmemiz nokta artık sabitten yani. Bunlar saat 4'te gider diye. Çok güzel. Güzel yani güzel. Yani 4.5'te yani. Ay, vicdanlı da. Öptük. Boşa almış gidiyor. Müthiş vicdanlı ya. Evet. Valla müthiş vicdanlı. Telefonumuz vardı. Alo ulan 3 hatta gitti aynı anda. Gerçekten. Hanımlar beyler 0212 368 62 40. Acaba hey Allah'ım. Kaç veriyorsunuz kayınvalidenize? Alo. Alo, iyi akşamlar. Efendim merhaba. Radyoyu kapatsana, buradan konuşalım. Hemen kapatıyorum. Tamam. Şu an iyi midir? Güzel güzel. Kaç veriyorsun kayınvalide? Ben kayınvalideme 2 veriyorum. Nereden kırdın? Yani nereden verdim diye başlıyorum. Buyurun efendim. Nereden verdiniz? Hani eşimi doğurduğu için. Tamam. Annesi olmasından dolayı. İki de hani torununa bakıyor arada sırada onun için. Tamam, nereden gitti peki puanlar? Hiçbir şey karışmıyormuş gibi davranıp her şeye karışması. Sinsi mi azıcık? Yani hani hiç gözükmüyormuş gibi sinsilerden. Böyle şey vardır ya, mesela televizyon alacaksın. Yani ben şunu beğendim ama yine de siz bilirsiniz. Öyle mi yani? Tabii. Onun böyle hani kıdemlisi, rütbe atlamışları böyle. Aha. Hani ya istiyorum ama bunu alsanız mı acaba? Yani... alın istiyorsanız falan. Yine de falan. Siz bilirsiniz oğlum, ben karışmayayım. Tabii. O zaten o cümlenin sonuna eklenmesi gereken bir yüklem gibi duruyor yani. Peki hocam, hadi sesinden anlaşılmasın, öptük. İyi bak kendine, bay bay. O iki en azından nereden verdiğimi söyleyeyim. Ben şöyle aldım. İnsan olduğu için ve kadın olduğu için diyecek diye. Alo. Alo, merhaba Mesut. Hoş geldin hocam. Kaç veriyorsun? Hoş bulduk. 8 veriyorum. 8 güzel. Nereden kırdın 2 puanı? Ya 2 puan nereden kıldım? Kayınvalidem sonuçta. Hani kırayım bir yerlerde. Şimdi 9-10 diyeceğim, millet 2-3 veriyor. Utandım vallahi. Kusur diyecektim. Hiçbir hatası kusuru yok mu? Vallahi yok. 4 yaşında oğlum var. 3 sene baktı sağ olsun kadın. Her gün İzmit'ten geldi pazartesi. İzmit'te oturuyor biz İstanbul'da. Pazartesi sabah geldi. Cuma akşam gitti. Kayınpeder var sonuç olarak. Yani gece 10 oluyor. Oğlum bir isteğin var mı diyor. Bir gün dedim işi köfte istiyorum. Çünkü sürekli hizmet ediyor. Kadın hiç üşenmedi. Kıymayı çıkarttı. Bulguru çıkarttı. İçli köfte yaptı 12'ye kadar. Pişirdi, yedik. Ya ben nereden kırayım yani kadın? Vay. Annem yapmadı. Vay. Annem. Benim annem de öyle 6.5. Annem 7. Vallahi annem 7. Benim de 6.5 vallahi. Biz hadi öptük. İyi bak kendine. Vay be, annem 7 diyor. Hadi gelelim birazdan hanımlar beyler. Devam edeceğiz kayınvalide konuşmaya. Telefonlarınıza bakalak olun. Küçük bir reklam arası, sonrasında Joy Türk'te Rabarba canlı yayınla devam edecek sevgili dinleyenler. Merve Polat, Mesut Süre kadrosuyla yayındayız bu akşam. Ayrılmayınız bir yerlere. Dım 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 dım. Dur, hatta küçük bir diyeceğim var size. Ama döndüğümde. Bir dönelim, bir diyeceğim var. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Evet. Türkiye radyolarının en iyi kitlesinin dinlediği radyo programı Rabarba devam ediyor. Şu ana kadar boş telefonumuz yok. Herkes pırlanta gibi, çiçek gibi bir alkışlar. Bravo. Bakalım ilk nazarımız geliyor. Alo. Alo, merhaba, yine ben. Öpüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ya gelir. Bir yayın iki kere aranmaz. Sevgili dinleyicimiz. Bir telefonumuz daha var. 0212 368 62 40 telefon numaramız arkadaşlar. Kayınvalidene 10 üzerinden kaç veriyorsun ve nereden kırdın? Alo. Alo, iyi akşamlar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Kayınvalideme 9, anneme 7 veriyorum. Tamam anne. Kayınvalidene nereden kırdın hocam? Bir puan. Arada hanımı kızdırıyor ondan sonra. Hanımı kızdırıyor. Konu ne? Vallahi bilmem. Bari arada hanım kızıyor. Sinirlendiğimi bana diyor. Ben de kırdım lan.
Peki anneden izin alamıyor, benden alıyoruz. Peki anne diyor musun kayınvalidene? Diyorum vallahi. İlk ne zaman dedin? Vallahi ben nişanlandığımızda direkt dedim. Hani kızıyordu da. Yani yapacak bir şey yok. Öptük. Sen de bendensin. Hemen. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kaç veriyorsun kayınvalideye? 10 üzerinden 1,5 veriyorum abi. Oğlum bu İskender mi söylüyorsun? Ne yapıyorsun? 1,5 verilir mi? Valla. Yok valla abi doğrusunu. Neden kırdın? Abi ne olacak? Bana farklı konuşuyor. Kızına farklı konuşuyor. Yapıcı bir tarafı yok. Yalan konuşuyor abi. Ben yalan konuşuyorum. Hadi yaptık hocam. Ülgahımlı gibi oldu program. Oğlum yalan konuşuyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol. Sen de iyisin. Kaç verdin kayınvalide? 9,5. Güzel. Yarım puanı da öbür damadı iyi davrandığı için kırıyorum abi. Kıskançlığından. Sence hanginizi daha çok seviyor? Tabii ki beni abi. Net mi yani? Bunu hissediyor yani. Musun? Net mi? Kesin. Kesin. Arada bir de fikleniyorum yani. Aman anne diyorum, bak bu çocuk böyle diyorum falan. Uyuz ediyorum. Sen yani peki seviyor musun diğer damadı? Yok da abi, cebinde tarantula var adamın ya. Tarantula mı? Ne demek? Abi cimri. Çok felaket ya. Yani bu gerçekten dedem bile kullanmıyor. Bu nasıl bir deyim? Bayağı eski. Cebinde tarantula. Eskiyle yeninin harmanlanmış hali. Anlayana kadar yok, yarım saat. Yok abi işte. Kesinlikle yani hiçbir şey çıkarmıyor. Ben de fikirleyip duruyorum. Sen yakında şimdi bitiririm o işi. Mesela iki damat, iki gelin bir yere çıkıyorsunuz. Evet. Hep sen mi ödüyorsun? Tabii ki abi, hiç kaçmıyor ya. Hatta hanıma da bazen kızıyorum. Sonra kayınvalideyle kızları gömüyoruz, dedikodusunu yapıyoruz. Allah Allah, çok sarmal bir ilişkiyle karşı karşıyayız gerçekten. Peki öptük, sevgiler saygılar. Arkadaşlar, kayınvalideye kaç veriyorsunuz onun üzerinden ve nereden kırdınız bu akşamın sorusu. Bir de hemen anne dediniz be. Alo. Kapattıktan sonra sormayı unuttum dediniz. Kayınvalidesi iki veren biri sizce anne diyor mudur? Evet demiyor. Siz üçüncüyü aradınız. Bak siz inatsınız, ben daha inadım. Telefon numaranız çıkıyor burada. Sizi iki sene bağlamam yayına. Tamam. Hadi öptük. Bay bay. Allah Allah. Altı tane hat aynı anda yanıyor. Onu da bağlıyoruz. Ondan sonra yazık oluyor. Ederim tehdit. Az bile yani. Polise verecek. Sevmediğim şey ya. İnat ya. Bu adam da bu kadını boşar. Niye iki veriyor bir düşün. Ben kendisine 1,5 veriyorum. Sonra bakalım kayınvalidesi ona kaç veriyormuş. Yani. Benim elimi belime götürtmeyin. Ben herkesten daha fitne fücurumdur. Tabii. Beni sinsileştirmeyin. Hemen bozar işi. Allah Allah. Bir anda. Oh. Rahatladın mı? Yok. Yo. Bir şey de olmadı. Bir iyi bir hissiyata da erişemedim. Bir şey olmadı yani. Hiç katarsız yaşamadım. Kendi kendime yükseldim. 0212 368 62 40 sevgili dinleyiciler. Acaba kaç veriyorsunuz kayınvalidenize? 10 üzerinden ve nereden kırdınız? Bu akşamın sorusu. Hemen anne, hemen baba dediniz mi? Bu akşamın bir yandan da sorusu. Bazı anne var mesela, kayınvalide var. Böyle kızından dolayı damadına, oğlundan daha iyi davranıyor. Kızıma bir şey yapmasın falan diye. Hani onların mutluluğu daim olsun da diyor. Böyle gerçekten kendisi perişan oluyor çocuğa hizmet edeceğim diye. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kaç veriyorsun kayınvalide? Hiçbir şey veremeyeceğim ben ya. Neden? Sıfır mı yani? sıfır yani. Bildiğin sıfır. Yani içinden bir puan vermekte gelmiyor mu? Vallahi gelmiyor. Ne? Sıfır ne oğlum? Neden sıfır? Yani ya bir verilecek bir pozisyon yok ki. Mesela yani olsa vereyim de yok yani. Yok. Yani hiç böyle iyi bir özelliği yok mu yani oturup konuşsak? Ya abi, kızıyla tanıştığım günden beri kabus gibi çöktü hayatıma. Ben neresine bir vereyim onun yani? Allah yani Allah. Yani yok böyle bir şey yani. Gerçekten. Kaç yıllık evlisiniz? Yani... Alo, evlilik kaç yıl? Düşünüyorum. Bilmiyor. Gerçekten düşünüyor şu anda. Evli misiniz? Evet evet. 12 sene. 12 sene oldu. Evet, alışamadınız evet, mı daha birbirinize 12 yıldır? Kayınvalidemle mi? Evet. Yani alışmak başka, sevmek başka. Puan vermek başka. Alıştım da
onun sıfır olmasına alıştım yani. Gittikçe uzaklaşmış. Allah Allah. Peki öptük. Sıfır mı? Sevgiler sanki sıfır. Ben düşmanıma bir veririm. Yani ben de veririm. Yani beni dinç tuttuğu için falan. İnsan falan diye tabii yani. Tabii yani hani bir de şeydir. Düşman iyidir yani. Tabii tabii. Bir amaç, hedef, hayat zaten böyle savrulurken ara ara amaçlar belirlersin. Çiviyi çakarsın duvara, oradan yükselmeye çalışırsın. Evet. Düşman da öyle bir şeydir yani. Bir puan verilir. Sıfırı ilk defa duyuyorum. Ya bir de mesela ben şunu anlayamıyorum. Bekar olduğum için hemen söyleyeceğim. Mesela annesini babasını sevmediğim bir insanı ne kadar böyle sevebilirim gibi neden düşünüyorum. Ya tabii ki sevmediğim özellikler olur da sadece eşimi sevdiğim için sevebilmeliyim bence annesini babasından. Burada kayınvalidenin, kayınpederin yakında mı uzakta mı oturduğu önemli. Uzakta olsunlar. Ha, bir kere zaten başka şehirde oturan kayınvalide böyle temelden 4 puan. Başka şehir demeyelim de yani hani başka semt de olabilir. Şey, çok mesela bence şöyle bir eğri vardır. Kayınvalidenin ikamet ettiği yer uzaklaştıkça puanı artar. Evet öyle. Yani anladın mı? Hani daha uzak, daha böyle saatler sürdüğü zaman böyle puan kendiliğinden 3,5, 4, 4 diye çıkar yukarı doğru. Mesafeyle doğru orantılı. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin yayınımıza. Kayınvalideme 9 veriyorum. 9 ama ay, sende de çok böyle güzel damat evet sesi var. Evet ya, efendi damat. Tabii. O sizin efendiliğiniz efendim. Teşekkür ederim. Nereden kırdın? O kocayı nereden aldıysa hatasını orada. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Kayınpederi mi sevmiyorsun? Felaket. Aa, mesela nesi var abi kayınpederim de bakayım. Hani nesi yok ki, bir kere o kadına çektirdikleri zaten baştan aşağı bir felaket. Ha. Onun dışında yani beni daha çok seviyor kızımdan, öyle söyleyeyim. Ama tam bir yürüyen felaket. Peki, tam bir yürüyen felaket. Şey yani babası mı sizi daha çok seviyor kızından? Evet efendim. Ha evet. Öyle mi? Ya, yürüyen felaket böyle evet. Borcu harcı mı var? Nesi var? Yok, davranış açısından. Ha, anladım. Yok, hiç öyle bir derdi yok. Anladım. Ama tam bir eziyet. Ama kayınvalidime de oradan tam bir yük, tam bir eziyet. Bizi dilendiriyor Mesut Bey. Hanımımın kollarını bükmüş. Mağarada buldum ben bunları. Erol Taş'ın damadıyım. Ay, ne kötü film o da ya. Gözümün önüne geldi gerçekten Sezercik. Hocam teşekkür ederiz bağlarınız için. Öpüyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Bay bay. Sıfır verenler. Bu anonsta daha sert dinleyicilerimiz bağlandı. Evet. Sıfır veren var. Kayınvalidesinin eşine giydiren var. Kayınbabasına yani, giydiren. Ha, kayınpedere, kayınbabaya bayağı giydiren var yani. Bu felaket adamı nereden buldu? Bir puanı oradan kurdu. Aradın da mı buldun? Bu nasıl adam? Yürüyen felaket. Yürüyen ya, felaket. Biri benim için böyle dese ne kadar canım sıkılır. Çok üzülürüm ya. Yürüyen felaket. Bela. Bayılırım belaya. Öyle filmler vardı. Bayılırım sen belaya. Sen seversin bayılırım belaya. Ben bayılırım. Bayılırım belaya 2. Star'da vardı. Güzel bir kadınla polis bir adamın böyle şeyi, minik minik flört, minik minik cinayet çözümleme. Hı hı. Ama her şey minik. Her şey Star ölçüsünde yani. Büyük bir olay yaşamıyorlar yani. Ulusal kanal ölçüsünde her şey. Kırpılmış sanırım. Kırpılmış, baya baya kırpılmış. Kırpılınca daha güzel olmuş. Bu kırpılma deyince Leon filmini bilirsin. Bilirim. Şimdi Leon filmini ulusal kanallarımızdan bir tanesi ekranda verdiği zaman ben izledim, hayran kaldım. Hı. Sonra dediler ki Leon'un bazı sahnelerini kesmişler. Sonra gittim orijinalini buldum, onu da izledim. Hı hı. Kesilmiş hali o kadar güzel ki. Yani öyle güzel yerlerden kırpmışlar. Öyle bir merak duydum. Ya sana şöyle söyleyeyim. Yönetmen yani Luc Besson kurguda atmalıymış. Anı onun yerine Star'da o ara kim görevliyse o atmış. Doğru kurgucu. Ya anladın mı yani? Hı hı. Gerçekten bir dahi bir kurgucu. En böyle yalan dolan, böyle Leon'da soru işareti kalan yerleri kesmiş. Ve biz çok daha böyle büyülü bir film izlemişiz. Samimi söylüyorum. Onu bak bir onu izle, bir de televizyonda izle. Televizyonda tamam. İzlediğinde bayılacaksın. Vallahi mi izleyeyim? Vallahi bayılacaksın. Ha bir de dublaj izle. Daha da güzel yapmışlar. Diye. Benim dediğim zaten Sultanahmet'te geçiyor. Ya buraya kadar herkes inandıysa evinin taraflarında benim dediğim orada kapalı geçiyor. Kapalı çarşının üstünde atlıyorlar. Bayılıyorlar bizde de kapalı çarşıda. Hey ya. Bayılıyorlar. Kovalamacı olsun İstanbul'da insanlar. Baharatlar devrilsin bilmem ne. Pazarın içine girelim bir arabayla. Devrilsin, pazarcılar arkadan küfür etsin. Bu yani. Bayılıyorlar.
Bayılırım belaya. Anonsumuz mükemmel bitti. Evet. Bak bakalım esnaf seni normalde ne yapıyor arabayla girince. Hanımlar beyler, kayınvalidene kaç veriyorsun ve nereden kırdın? Şimdi bir küçük hediye zamanı. Bu saate kadar dinleyen dinleyicilerimizin bayram gününde minik bir farkı olsun istedik. Ama vereceğimiz ödül minik değil. Bayram sonrasında hanımlar beyler, artık son kez veriyoruz bu ödülü. Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde çift kişilik tatil hediye ediyoruz. Her şey dahil. Her şey dahil. Tek yapmanız gereken Instagram'da JoyTürk Radyo hesabını an itibariyle takip etmeniz. Zaten takip ediyorsanız da bırakıp takip etmeniz sevgili dinleyiciler. Bugün programın sonunda yalnızca 40 dakika sonra da tatili kimin kazandığını açıklayacağım. @JoyTürkRadyo son paylaştığımız fotoğrafın altında Merve ile zaten hem etiketlenmiş durumda hem de mentionlanmış durumda. Oradan bulursunuz. @JoyTürkRadyo takip et. Zaten takip ediyorsan da bırak takip et. Tatil senin olsun. Buraya kadar dinledin, bir farkın olsun. Şimdi Pinhane dinleyeceğiz. Beni Sen inandır. Şarkımız bu. Oo. Sever misin? Çok severim. Bak bak melodiye bak. Hele bir gel. Bildin mi onu? Bildim ama o değil. O dizi vardı kanalda. Neydi Babak o? Yerleri. Yaşa. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Boşver boşver arkadaş, başka bulursun. Bütün ömrün sevinçle neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. Bu toprakların gördüğü en özel adamlardan biri İlhan İrem. Evet. Konseri var yine. Vallahi mı? Evet, o öyle yılda bir tane sevgililer gününde yapar. Bazen estimi bir tane daha yapar. Takip ederim ben de. Bir İlhan İrem vardı, ne oldu ya, hatırlatır kendini. Evet evet. İşte burada diye. Ve ama çok sıkı takipçi kitlesi var böyle. Hani her konseri de atıyorum Harbiye açık. Hı-hı. Bilet kalmaz filan. Öyledir konserleri de yani. 5000, 6000, 10000 neyse işte ne kadar alıyorsa orası. Yine var Eylül'ün sonunda bir yerlerde. İşte radyocu. İşte radyoculuk. Sonbaharla bir yerlerde çıkıyor. Bir yerde çıkar canım. Koskoca İlhan İrem. Bir yerde çıkacak, bilindik şarkılarını söyleyecek. Bendeki bilgiler bu kadar. Gerisini de siz araştırın, bulun. Hep birazdan söyleyebileceğiniz bir takım şarkılar. Hazırcı davranmayın. Hanımlar beyler, bu akşamın sorusu şu ki. Acaba kayınvalidene, kayınpederine 10 üzerinden kaç veriyorsun ve nereden kırdın? Telefon numaramız 0212 368 62 40. Evliler davransın. Kayınvalidelerini, kayınpederlerinden küçük küçük puanlar kırsınlar. Nereden kırdıklarını da söylesinler. Ondan sonracığıma. Bir taraftan da hediyemizi hatırlatalım. Bu programın sonunda vereceğiz. 8'e varmadan yayın. Antalya'ya gönderiyoruz çift kişilik 5 yıldızlı bir otele. Rabarba olarak, JoyTürk olarak ve tek yapmanız gereken Instagram'dan JoyTürk Radyo'yu takip edip öyle beklemeniz, size mi çıkacak diye. Zaten takip ediyorsan da bırak takip et. O yüzden de son takip edenlere düş. Telefon vardı, gitti. Hanımlar beyler, kayınvalide eleştirmeye bekliyoruz. Sen mesela ilişkin olduğu zaman sevgili Merve, beyni nasıl kaydediyorsun? Böyle canikom. Yok. Aşkım. İsmiyle. Ondan sonra şimdi bunu da konuşmak istiyorum birazdan dinleyicilerimize. Alo. İyi akşamlar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim. Dertli bir sesiniz var. Uykudan uyandırdık galiba. Ya da dertli bir gelin arada. O da olabilir. Ben bir puan veriyorum kayınvalideme. Bir puan. Evet. Şu anda galiba sizi ağlatıp gitti. Böyle bir his var. Bir şey söyleyeceğim. Yeni yok, dayak yemiş bir haliniz var kayınvalideden. Buyurun. Yok, bana öyle kolay dayak yemem de. Evet. Bir puanı nereden verdiğimi söyleyeyim kısaca. Buyurun. Geceleri biz uyumak için odamıza çekildiğimiz zaman kendisi merhamet edip o da bizim odamızdan çıktı. Haklıymışsınız efendim. Biz vallahi sustuk. Bir puan çok vermişsiniz çok efendim. Çok bile. Geçmiş olsun size. Hayat azıcık yokuş davranmış, aksi davranmış. Evet, biraz yormuş hayat. Daha fazla şey yapmak istemedim çünkü belli
gerçek yani biz biraz daha tabii mizahi olarak bir konuşuyoruz. Oldu bir anda tabii tabii yani gerçekten kayınvalideden dertliler değil de arkadaşlar. Hani sevip de dertlilik vardır ya hani. Hı hı. Seviyorum. Ama birazcık da böyle eşinize hani ayrı eve çıkalım ya da annen çok mu bize geliyor? Böyle küçük tehditlerle. Yani bir kere şu belli anne geliyor. Anne orada bence. Anne geliyor. Anne orada. O kesin anne geliyor. Arkadaşlar hanımınıza beyninizi telefonunuzda nasıl kaydettiniz? Allah sen herkes şu anda Instagram Mesut Süre hesabına yazabilir mi? Oradan okuyalım. Şu anda sevgilin ya da kocan ya da eşin, karın nasıl kayıtlı acaba? Ben mesela aşk ihtimali diye kaydediyorum. Flörtü mü? Olasılık. Mesela şöyle kaydediyorum. Atıyorum. Ne olsun ismi? Merve. Merve aşk gibi gibi. Vallahi daha tam böyle. Merve biraz kızıl biraz mavi. Yani böyle tam bir şey yaşamadığımız da belli. Evet. Böyle gibili mi bileyim? Olabilecek gibi. Onu atıyorum işte. Ne, buket ihtimaller denizi. Anladın mı hani? Tam, anladım. Tam belli değil yani. Ne oldu tam belli. Muallak. Mesela o da olur. O da güzel. Duygu muallak. Hani... Şöyle böyle. Yani, tabii tabii. Atıyorum işte Ezgi karma karışıyorum. Benim hep böyle bir soru işareti var. Hani aslında noktalı bir işareti kullanmıyorum ama bir soru işareti hep var yani. Anladın mı? Gibi gibi. Aklını çelebilirim. Ha, tabii. Sevgilisinden ayırabilirim falan. Gibi, evet evet yani beraber uyuyacağız gibi değil gibi. Böyle yani anladın mı? Öpüştük ama tam belli değil diye kaydettim birini mesela. Tam belli değil mi? Ne kadar ayıp ya. Ya bir şey değil ya. Zehra öpüştük ama tam belli değil. İsmi konmadı. Tabii şey var mesela böyle şeye bırak evrene mesaj göndermişliğim var. Simge adını sen koy. Anladın mı hani? Anladım. Simgeyle bir şey var aramızda ama evren sen bana adını sen koy yani ben senden alayım mesajı gibisinden. Evlenmek istiyorum. Bundan çocuğum olsun istiyorum. Tam şu anda karınız, kocanız ne olarak kayıtlı sevgili dinleyiciler telefonunuzda? Bakalım gün yüzlüm. Gün yüzlüm. Fenermiş. Türkü gibi. Evet yani ya bu, Anadolu rock gibi. Yani bu hikayenin sembolü bir bağlama. bu hikayede arkada Neşet Ertaş çalıyor. Evet. Yani bu hikaye yine aşk yine yüzyıllarca yılın imbiğinden geçmiş ama bir bağlama. Türkü yani. Gün yüzlüm. Yani mesela sevgilim var, sen varsın. Hı hı. Ondan sonra Mardin kapısından atlayamadım. Liralarım kayboldu. Uzaktan bu çalıyor minik minik. Ha ben de bana söylüyor yok, zannettim. Yok annem yok. Yok. Gün yüzlüm falan diye. Ya çok güzelmiş. Biri şey diye katmış. A eşim. Niye A eşim biliyor musun? A'da çıksın. Kayıtlı ilk sırada olsun diye A eşim diye kaydetmiş. Ama biraz Nida gibi olmamış mı? A eşim arıyor. Arkadaşlar yazar mısınız Instagram Mesut Süre hesabından sesimi duyanlar? Acaba ne olarak kayıtlı sevgiliniz, eşiniz? Benim bir arkadaşım mal sahibi diye kaydetmişti. Öyle gerçekten. Vallahi görünce şok geçmiş. Çok gülmüşüm. Tabii de kendine hani mal sahibi diye. Bir şey diye kaydetmiş. Fatih yazmış. Müdür. Müdür mü? Müdür diye kaydetmiş. Genel müdür. Alo. Mesut iyi akşamlar. Abi iyi akşamlar. Eşiniz var mı? Var abi. Ne diye kayıtlı telefonda? İyi ki. Mi? Aa, çok romantik. Seni şair ruhlu köpek. Aferin valla. Bu arada kayınvalideme 3 veriyorum. Kendi anneme de 2 veriyorum. Hayat sana vurmuş annelerden. Niye 3 verdin peki kayınvalide? Abi ikisi birden benim küçük çocuğum var. Sırayla ona bakıyorlar. Tamam. Abi çocukla ilgili her şey onlar karar veriyor. Biz tamamen devre dışı kaldık. Ne dersek fırça yiyoruz. Kayınvalide biraz daha mesafeli olduğu için çok giremediği için ona 3 verdim. Çok güzelmiş. Oğlum o zaman sen de bakıcı tutacaksın. Anneye vermeyeceksin. Yani. İşte ona yapamadığımız için. Ya. Kendi aramıza verdim. Maşallah. Ben gezeyim param cebimde kalsın. Anneme de 3. Ne güzel o dünya. Yüzden... O üçü bir tek ben biliyorum. Kendileri 10 vermişim gibi zannediyorlar. Çok güzel dedikoduymuş. Güzel abi. İsmini söyleme. İsmini söyleme. Hadi öptük. Yakma kendini. Bay bay. Bir telefon. Alo. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Eşiniz var mı? Var. Ne diye kayıtlı? Çok
farklı bir şekilde kayıtlar. Yani öyle aşkımız canımız cimri kayıtlar değil. Nasıl? Madame Coco. Peki, teşekkür ettim. Adam Coco mu? Evet. Güzel, değişikmiş. Hanımlar beyler, Merve Mesut Süre kadrosuyla telefon bağlantısından azıcık korktuk. Evet, bir an böyle göz göze geldik Mesut'la, ne olacak? Büyük küfür geliyor diye evet. Göz göze geldik. Atlattık. Sinkaplı konuşacakmış. Asayiş merke var. Atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Gerek Joy Türkiye, gerek bize, gerek dinleyicilerimize. Aman. Geçtik gitti, atlattık. Biz de arkadaşı sakın açma diye kaydettik. Kocamanım diye kaydettiymiş. Kocamanım mı? Ha. Birazcık yiyeceğim mi acaba? Herhalde benim gibi kocaman. Barış demiş ki severken içimin gittiği kadın diye kayıtlı. O sığdı mı ya ekrana? Sesli harfler yok. Sıvırkin. Ne? Çimin. Tadı çıktı. Sıvırkin çimin gittiği kadın. Gerçekten böyle. Öyle mi ya? Bana bundan böyle çok acayip geliyor. Onu birbirinize söyleyin de birisinin yanında mesela öyle çalacak. Çalsın canım, el aleme. Ya yok ya. Ben bazı şeylere biraz özel... El aleme ne bolum? Tamam, orası öyle de yani. O özüm diye kaydetmiş. Özüm. Ama adı özlenmiş. Ha, olur. Ondan. Öyle olur. Öbür türlü çok ağır çünkü. Özüm. Evet. Şah damarım. Alo. Alo. İyi akşamlar hocam. Ne haber? Nasılsın? İyi, teşekkür ederiz. Sizlerim. Gayet iyiyiz. Buyursunlar. Eşiniz... Eşiniz rehberde ne diye kayıtlı? Madam Coco. Siz demin mi? Hattan düştünüz. Peki, teşekkür evet. Ettik. Öptük. Sevgiler, saygılar. Allah Allah. Ben anladım. Anladın mı? Anladım. Ama bu sefer daha güzel bir enerjiyle bağlandı. Evet, çok şükür. Hat işte, tesadüf. Düşebilir. Düşüyor hat. Bu akşam acaba iyi vallahi ben verilmiş sadakam var. Ben çok korkuyorum çıkışta başımıza bir şey gelecek diye. İkidir direkten dönüyoruz. Evet. Çatallan dönüyoruz, gol olmadı ikidir. Kuş yemi diye kaydetmiş. Ne? Kuş yemi. Çekirdek mi demek istiyor? Sine Mesut'cum, ballı susamım. Maşuk diye kaydettim, maşuk. Maşuk. Dedik, maşuk olur ya. Zeynep dedektif diye kaydetmiş. Dedektif mi? Dedektif arıyor. Hanımefendi dedektif arıyor. Kocam. Gecit diye kaydetmiş. Eşi sevgilim diye kayıtlıymış Betül'de. Ay bak ne güzel. Her eş aslında sevgilidir. Sevdam diye kaydetmiş. Ya mesela ismi Sevda olsa Sevdam güzel. Ben mesela Yarim'i de çok seviyorum. Yarim. Ama öyle kaydetmem hayatta. Edilmez ama Yarim güzeldir. Yani Yarim derim. Mesela söylerken de. İsmiyle kayıtlı diyen var. Bir de benim şaşırmış. Benim ismiyle kayıtlı, hatta soy ismiyle kayıtlı. Karışmasın diye. Puçi diye kayıtlıymış. Puçi mi? Kendisinin adı Marta. Biz ilk tanıştığımızda bir hikayesi vardı ama unuttum. Bunca yılın ardından da sormaya utanıyorum. Puçi'ye mi? Öyle duruyor Puçi demiş. Tatlı ama kim bilir ne demiş. Çok güzelmiş. Evet. Bir hikayesi vardı ama unuttum ya. Allah Allah. Puçi ne diyor? Soramazsın da bir zaman sonra. Google'a sorsun. Bazen birinin ismini unuttuğun zaman da soramıyorsun. Ay evet. Telefon var. Bakalım aynı beyefendi mi? Korkuyorum. Hazır mısın? Aman ya, ne korkacaksın? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mesut. Hoş geldin hocam. Ne haber? Nasılsın? Ne olsun Allah. Çok oh, bizi bilen nasıl 7 kilometreden belli oluyor. Hı-hı. Yemin ediyorum şu anda gece vakti araba sürüyoruz, fosforluyla karşıma çıksın dinleyicimiz. Yemyeşil giyinmiş kabak gibi gözüküyor karşıda, asla çarpmam. Hocam eşin var mı? Var Allah. Ne diye kayıtlı sende rehberde? Karım diye çalar. Karım güzel ama. Güzel. Peki karım. Kayınvalideye kaç veriyorsun? Kayınvalideye 9 veriyorum baba. Vay, nereden gitti puan? Bir puan. O bir puan, ne bileyim, kayınpeder yok, ondan gitti. Kayınpeder keyfi yaşayamadım da o yüzden. Ha anladım. Boşanmışlar mı yoksa? Yok vefat etmişti abi. Ben evlendiğim zaman. Ama kadının ne suçu var? Söyleyeceğim, adam ölmüş. Bu yüzden kadından bir puan kırılır mı sen? Ne kadar acımasız çıktın başıma. İyi bakamadın falan diye mi? Ya 10 üzerinden 10 da verilmez ki baba. Ya tamam, verilmez de sebep bu olmaz yani. Evet. Kocasının duramadım. Ne yapayım, kayınpederle iki kadeh tokuşturamadık. Çok sevindim. Ama tamam da ölmüş yani. Hanımefendi ne yapsın? Hayal acık böyle elinde sonunda bir şekilde vade doluyor. Ondan puan kırılır. Doğru canım. Ne güzel adamsın. Öptük. Yani o dokuzluk hanımefendiye güzel bir o zaman eş bulunuz sizde ya. Yani. Derde bak. Bir kadeh tokuşturamadık ya.
Ne yapsın ama hani boşansa anlarım. Ben de anlarım. Terk etse anlarım. Hepsi olur. İyi bakamadı diye. Hepsi tam. Öyle olur mu yani? Allah Allah. Sen çıksaydın kadın. Bir sevkimiz var falan diye. Bir sevkimiz var. Öldürmüşün adamı. Yaşamadın. Çenenden hep diye. Gerçi tam dinlemedik. Belki bıçakla da bilmiyoruz. O da olabilir. Tabii tabii. İnşallah öyle bir şey değil. Biz şimdi süt çocuğu gibi yaptığımız için bu yayını... çok öyle ihtimal. Hiç aklıma gelmemişti. Ya böyle ihtimallere çok fazla. Hanımlar beyler, acaba eşiniz ne diye kayıtlı, hanımınız beyiniz telefonunuzda? Instagram Mesut Süre hesabından yazınız. Bakalım. Eşim yok ama sevgilim Lavinia diye kayıtlı demiş. Bir romantik şair ceketi daha. Sana... Yine bir ekose ceketli sardı yayınımızı. Yine renkli. Sardunyam. Yine renkli ceketli sahilde koşuyor. Ya ben hiç sevmem romantizmi. Yine çok uzaktan papyon belirdi. Kuş cıvıltıp. Öyle kaydetmiş. Neydi? Yine yayınımızı fular bastı hanımlar beyler. Fular. Banu'ymuş adı. Banu Üniversitesi diye kaydetmiş Fehmi. Banu Edutiyar. Güzelmiş ha. Banu Üniversitesi komikmiş. Şapşık diye kaydetmiş bir dinleyicimiz. Biri beni öyle kaydetse gerçekten alırım kendi elimle silerim. Cem demiş ki tek tanem. O da kötü. Tek tane böyle şey gibi, boşnak tatlısı gibi. Ya o değil mi, tek tane? Tek tane. Mantım. Beyefendi tek tane sever misiniz, tek tane? Biz burada tek tanemizle ünlüyüz. Gibi böyle, anladın mı? Tanem tamam da yani tek tanem. Tanem mesela, bence tanem güzel de bir isim. Hoşuma da gidiyor isim olarak da. Hadi tanem. Gelelim birazdan 19.40. Gayet randımanlı bir yayındayız sevgili dinleyiciler. Sezondan yemin ediyorum daha kalabalık bir yayındayız. Sevgili Merve Polat, Mesut Süre kadrosuyla ulusal radyolara buradan açık çağrımızdır. Herkes bizi dinliyor. Alo. Merhaba, iyiyim. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Güzel. Eşiniz var mı? Var. Nasıl kayıtlı rehberde? Kocacığım, kalpler, çiçekler, böcekler. Allah bozmasın inşallah. Nispet yapmaya aramışsınız galiba kocacığım. Yok, kayınvalideme 1 veriyorum, onun için aradım. 1, neden gitti? 9 puan. 9'u boş verin, 1'i söyleyeyim. Buyurun efendim. Soyadımız aynı. Ha. Değişmedi soyadınız. Yok, aynı kayınvalidemle aynı soyadı taşıdığımız için ona 1 puan veriyorum. Bir tek güzel yanı o. Öpüyoruz. Yine Müge Anlı geri geldi. Dikkat evet. Ettiysen. Bambaşka bir şey oldu. Adı batsın falan diyecek diye korktum. O kadın var ya. Beni delirtmesin aşifte. Yani bununla baş edemeyiz. Allah'tan isim sormadık da. Ama kocaya da kalpler, çiçekler, böcekler. Tabii. Bir de kayınvalideye sormak lazım. Acaba size kaç puan veriyor? Bravo. O adamı muhtemelen... Aferin Merve. Azıcık kayınvalideleri savunalım. Ben şu anda kayınvalide tarafındayım. Hadi geleceğiz birazdan. Ayrılmayınız. Rabarba devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu anons arasında da artık tatili kimin kazandığını belirleyelim Merve ile beraber. Hadi. Çekiliş yapacağız burada. Tek yapmanız gereken sevgili dinleyiciler, Instagram'dan JoyTürk Radyo'yu takip etmeniz. Zaten takip ediyorsanız da bırakıp takip etmeniz. Antalya'da 5 yıldızlık otelde her şey dahil çift kişilik tatil hediye ediyoruz. Rabarba'dan, JoyTürk'ten birazdan buradayız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Söz uçar yazı iki cihanda, eyvah. Bana böyle Mehmet Erdem sesini kalınlaştırıyormuş gibi geliyor. Aşağı alıyor sesi böyle. Normalde öyle benim gibi konuşuyormuş da şarkı söyleyeceği zaman. İki cihanda, değil ya. Yok, norm, şarkı söylerken daha da şey attı, hızlı. Evet. Tanıştın. Yani tanışmadım da arkadaşlarım vesilesiyle tanıyorum aslında. Ha öyle mi? Evet, daha böyle sakin, ne yapıyorsun? Daha da böyle down. Şey, bir özel bir ses rengi var ama. Allah'a var. Bana konuşarak şarkı söylüyormuş gibi geliyor. Bu bir tarz. Tarz mı? Tabii tabii, böyle bu bir rap var. Diyecek. Ya, Kaan Tangöz'e böyle böyle kat dikti kendine kaç tane. Konuşarak şarkı söylemek öyle bir şey yani. Evet. Teoman mesela bazı şarkılarında konuşur. Bir arkadan bir müzik çalar. İskambil falında çıkmıştık birbirimize diye. Şiir okur. Okuyor yani. Hı-hı. O güzel kupa kızıydı. Sinek valetiydim bense. Gece yarısı o perşembe rastladım köprü üstünde. Ağlama dedim, o ağladı. Trabzanlarda indiğinde bunu böyle normal anlatıyor yani.
ağlama dedim o ağla derse ağla biraz daha ağla derim. İçin çıksın derim. Ağlama dedim o ağladı trabzanları da yıktım. ağlama dedim o ağladı üçe bölündü iyi akşamlar herkese. Ben Teoman. Yokuş aşağı yuvaladım. ben Teoman karanlık şarkılarla karşınızdayım. Ben Teoman. Çünkü ağlama deyince yani ağlarsa şöyle minik bir çevirirsin yani şeyle rüzgarın da etkisiyle beraber. minik bir çeviririm artık. Abi ben mesela ağla yani şey diyebilirim ya ağla ağla biraz daha ağla diyebilirim. Ya bir, bayağı üzücü bir ölüm olur. İntihara karar vermişsin diyelim. Hı. Biri seni kurtarmak için geliyor da. Yanlışlıkla aşağı atıyor. Ay itiyor yani yo. Bilinçli itiyor şimdi yani zaten oradasın. Hı-hı. Bir şey de diyemezsin yani sonradan. Benim mesela hep ona şey vardır ya böyle duruyor böyle atlamıyor falan. Atla lan diyesin. Atlayamazsın ki falan. Yıllar önce ben bir tane denk gelmiştim. Ondan sonra şey... adam böyle trabzanları tam Boğaz Köprüsü'nde biz arabadan indik. Bir tane polis memuru ama 15 yıllık hikaye zaman aşımı oldu rahat anlatayım. Ondan sonra adam böyle eli kolu böyle bir kaydı düştü zannetti polis. Halbuki tam zeminde yine tutundu adam ölmedi sonradan da. Polis böyle şovunu yaptı. Ah yaptı böyle saçını böyle toruyor falan. Döndü yakalayamadım geriye. Yakalayamadım diye böyle bir Tom Cruise gibi bir aller bir tavırlar güneş gözlüğünü taktı falan. Baya böyle hani show peşinde adam yani anladın mı? Show must go on peşinde. Evet anladım. adam geri çıktı sonra o da çok şaşırdı. Aman diye. Show bir yeri yaptım ya. Çat diye vuruyor sen kafasına. Sen düşmedin mi ya? Allah Allah. Buradayım burada şaka yaptım diyor. Ey Allah'ım. Ufaktan gidelim. Aa. 19.54. Minik minik gidelim ama dinleyicilerimize de soralım. Madem yol bu kadar kalabalık. Hazır şu anda etrafta yönetimden de kimse yok. Bu arada korkmayın minik minik gidelim dediysek davetiye kimin kazandığını açıklamayacak değiliz. Hadi açıklayalım. Hanımlar beyler Antalya'ya çift kişilik otele her şey dahil Rabarba Şebnem Keser'i gönderdi. Bravo. Bravo. Şebnem herkese isim verdik herkese numara verdik ondan sonracığıma. Bir kavanozun içerisinde seçim yaptık ve sen kazandın Şebnem Keser. Sana DM'den yazdım az önce. Duyduğuna dair bana geri dön. Arkadaşlarım iletişim numaranı alsınlar ve tatiline git. Resmen bayram sonrası müthiş bir hediye. Mis gibi gelir. İyi tatiller sevgili Şebnem. Fotoğrafında galiba sen yaşlarda bir adamla eşinle yani kuzenin değilse ana fotoğraf yapmışsın. Biz babam o yalnız. Öyle bazen şaşırıyorsun. Evet şaşırıyorsun. İkisi çok kıskanıyorsun da altında şey yazıyor. Bro. Bro mu? Kardeşiymiş. Büro atlıyorsun. İyi tanışmışsın. Instagram fotoğraflarına bakıyorsun. Neyin nesi acaba diye. Böyle sarmaş dolaş bir çocukla. Kardeş çıkıyor. Bir seviniyorsun. Ama kardeşi olmuyor. Kuzenle tatil keyfi diyor. Büro atlıyorsun. Anladın mı? Bir de çok yakışıklı çocuk. Yani baş edemezsin de yani. Daha dün geldi başıma. Gerçekten. Çok yakışıklı çocukla fotoğraf var. Dedim Mesut yine gitti. Uçar bu kuş dedim. Bir baktım kuzeni çıktı. Bir dans evde. Bir alay çektim. Alay mı? Alay başı benim sonu benim. Tek başıma. Ben... İki elimde mendil. Ya tabii tabii. İkisiyle beraber. Alayı ben başlatıyorum ben bitiriyorum. İbrahim Tatlıses gibi çöküp çöküp kalktın mı? Tabii tabii. İbrahim Tatlıses'in bir kepsi dolanıyor Twitter'da. Böyle televizyon programı. Hı-hı. Çok sakin. Böyle duruyor. Bekliyor. 50 saniye falan duruyor. Hı-hı. Ondan sonra bekliyor. 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 Böyle şey üzücü bir şeyden bahsedecek zannediyorsun. Ondan sonra mikrofon eline alıyor. Tombul tombul memeler tombul. Bir tane de şey vardı. Herkes de şey yazıyor. İşte çok uzun tatil, bayram tatilinden sonra trafik hiç olmayınca ben. Böyle şeyler hep böyle anladın mı? Çok ayrıldığım sevgilimden bana ne yapıyorsun diye mesaj gelince ben. Komikmiş ya. Bir tanesinde de üzülüyor. Böyle bir şey anlatılıyor. Üzülüyor. Ondan sonra şarkı çalıyor. Hemen kalkıp diye bakış dedi. En güzeli Mustafa Keser'in ama. Evet. Çok severim Mustafa Keser'i. Bayağı böyle hani normal ağıt okuyor yani. Türkü okuyor önce. Hı-hı. Ondan sonra böyle diz çekiyor falan. Sonra rabarabaram ram ram. Bağlıcı var ya. Evet, evet. Rabarabaram ram ram. Orada belli ki o yani çok sevinecek sonra. Hadi gidelim. Kulak kabartan herkese teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Çok güzel yayın oldu. Podcastçiler bu akşamın şifresi. Dem 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 dem. Ne konuştuk biz saat 6'dan bu yana? Kaynana. Ha bu eşlerini en komik kimdi kaydettikleri?
Ne diye kaydetmişlerdi insanlar? Ay dur. Şöyle neye güldük biz? Hatırlar mısın acaba? Neye güldük? Kara çiçeğim gelmiş. Kara çiçeğim mi? Esmerdir kesin. Dur Banu Üniversitesi. Bu evet akşam arkadaşlar bu akşamın podcastçiler için bizi internetten dinleyecekler için şifresi Banu Üniversitesi. Bana soruları yazarsınız Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, bir yerlerden, DM'den, fotoğraf altlarında fark etmez. 20 tane şifre biriktirene küçük altın. 100 tane biriktirene valla öyle. Gerçekten mi? Ha, 50 tane biriktirene yarım altın. 100 tane biriktirene cumhuriyet altını ya da ata altını. Herkese takıyorum. 1000 tane biriktirene de külçe altın takıyorum. Sevgili Necdet. Gerçekten külçe. 1000 yayın sonra külçe altınıyla böyle 5 kiloluk altını takıyorum göğsüne. Koşsun sokaklarda. Ne yapıyorsa yapsın. Hadi gidelim. Merve ayağına sağlık. Sağ ol canım. İkinci akşamda geldin. Arkadaşlar teşekkür ederiz. 19.57 itibariyle Rabarba bugünlük biter. Süper yayın oldu. Yarın akşam bu frekansta 18'de JoyTürk'te Rabarba'da buluşmak üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.